değerli kardeşlerimi sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimizin lanetlediği günahlarla ilgili hadisler var mı? Tabi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam müminlerin işlediği günahların kötülüğünü göstermek ve o fiillerin çirkin olduğunu ifade etmek için ve müminleri o günahlardan uzak durmasını sağlamak için bazı konularda Allah'ın laneti şunu yapanlara olsun şeklinde ifade buyurmuştur. Şimdi bununla ilgili bazı hadis-i şerifleri sizlerle paylaşalım. Böylece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ümmetin olan şefkatinden dolayı bu günahlardan sakınmamız için o günahların kötü olduğunu göstermek amacıyla söylediği, lanetlediği o günahları ve dolayısıyla o günahları işleyen müminlerin nasıl bir hataya düştüklerini görmek açısından hadis-i şerifleri sizinle paylaşalım. Faizden ötürü lanetlenmiş olanlar, faizi alan ve veren, faiz işlemine vekil olan, faiz işlemine şahitlik görevini üstlenen, faiz işlemini yazan, katiplik yapanlara Allah lanet etsin buyurmuş Peygamberimiz Aleyhisselam. Fitne uyumaktadır. Allah onu uyandırana lanet etsin. İğreti saç takana, taktırana, bedenine dövme yapana, yaptırana Allah lanet etsin. Ham maddesinden şarap yapmak maksadıyla sıkana yani üzüm, hurma gibi şeyleri İçki yapmak maksadıyla ezenler, sıkanlar ve sıktıranlar, içenler ve içecek kişilere bunu sakilik yaparak verenler. İmalathaneden veya depodan, toptancıdan, perakendecisine veya bunu tüketenlere varıncaya kadar. Bir, içkiyi taşıyanlar, iki, taşıtanlar. 3. Satanlar 4. Satın alanlar Bağışlayanlar ve bunun parasını yiyenler. Baştakilerde saydığımızda içkiyle, alkolla ilgili 10 tane grup kişinin lanetlendiğini ve bu fiillerin hepsinin Allah'ın rahmetinden uzak kalmaya neden olabileceğini hatırda tutmak gerekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kadınlaşan erkeklere ve erkekleşen kadınlara lanet olsun. Kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara da. Yine kadın gibi giyinen erkeğe erkek gibi, gibi giyinen kadına da. Yine başka bir hadis-i şerif Allah'tan başkasının adına Kurban kesene Allah lanet etsin. Anne babasının anne babasına lanet edene Allah lanet etsin. Bidatçıya yani İslam'ın yasakladığı, uygun görmediği şeyleri ortaya çıkaranlara ve bunları himaye edenlere. Tarlasının sınır taşlarını değiştirenlere. Yani Peygamber Efendimiz yapılan bu fiillerin, hareketlerin ne kadar kötü olduğunu bu ifadelerle göstermiş olur. Yine görme özürlü olan insanları yolundan engelleyenlere. Bak, demek ki bir Müslümanın diğer muhtaç insanlara yardım etme bir görevi var. Bunu yapmadığı gibi onlara zarar verenlere de Peygamber Aleyhisselam bu fiil ne kadar kötü olduğunu göstermek için lanettir demiş, melundur demiş. Sonra bir hayvanla cinsel ilişkiye girenlere Lut kavminin yaptığı erkek erkeğe cinsel ilişkiye girenlere de peygamberimiz lanet olsun bunlar mel'undur demiş. Yine mümin bir kardeşini korkutmak masadıyla yaralayıcı ve zarar verici bir şeyi ona böyle tutmak, ona işte silah gibi, kılıç gibi, bıçak gibi bir şeyi ona yöneltmeyi de peygamberimiz kesinlikle yasaklamış. Rüşveti veren ve rüşveti alanlara, hırsızlık yapan kimselere Yine altın ve gümüşe tapan kimselere de Allah lanet etsin buyurmuş. Şimdi buradaki fiillerin tamamı kötülenmiş oluyor. Yani buradaki lanet konusu yapılan fiilin kendisidir. Ama mecazi anlamda da bu fiil yapanların yaptıkları işin kötü olduğunu göstermek anlamında sakın bu günahlara, bu hatalara düşmeyiniz. Eğer bu lanetlenmiş, kötülenmiş fiilleri yaparsanız, bu işler içine düşerseniz siz de kirlenirsiniz ve Allah'ın rahmetinden uzak kalma gibi bir tehlikeyle baş başa kalabilirsiniz. Öyleyse bu günahları işliyorsanız terk edin. Eğer bu günahlara girmediyseniz asla bu günahlara girmeyin anlamında peygamberimiz Aleyhisselam'ın uyarılarıdır. Dikkat etmek gerekir.